Herkese merhaba. Bir süredir swap meselesiyle uğraşıyoruz. Swap'ın ne olduğunu anlamaya çalıştık hep birlikte. Acaba bu bankacılar arasında bir çekişme mi, itişme mi? Yoksa hepimizin cebini ilgilendiren, Türk lirasının geleceğini ilgilendiren, total global ekonomi ilgilendiren bir durum mu? Ve Merkez Bankası, hükümet ne yapmaya çalışıyor? Yapmaya çalıştıkları özellikle seçim sonrası bizlere nasıl yansır? Bütün bunları Sayın Durmuş Yılmaz'la konuşacağız. Kendisi şu anda İyi Parti'nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı. Ama bizler onu esas Merkez Bankası Başkanlığı döneminden hatırlıyoruz. AK Parti'nin belki de en güçlü politikalarının uygulandığı, en parlak döneminin Merkez Bankası Başkanı'ydı. Ancak sonrasında yolları ayrıldı. Durmuş Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi swap meselesini ekonomistler konuşuyorlar, tartışıyorlar. Bunu mesela Uğur Gürses işte arka kapıdan dolaşma yolları olarak tanımlıyor. Bu Londra bankalarıyla Türkiye arasındaki bir swap piyasası likiditesini kurtarmak, Türk lirasını değerlendirmek için bir hamle olarak tanımlandı Türkiye tarafından. İşte Türk lirasının değerinin arttırılması ve Türk parasının Türkiye'de kalması gibi anladığım kadarıyla anlatabiliriz. Ama siz öncelikle bize bugün bu ne anlama geliyor? Bu swap krizini biz niye yaşıyoruz? Hükümetin bu hamlesi neyi amaçlıyor ve acaba amacına ulaşabilir mi? Bize zarar mı veriyor, yarar mı getiriyor? Bir anlatabilir misiniz lütfen? Efendim, son bir haftada, yani geçen hafta Cuma'dan bu tarafa, sosyal medyada o kadar çok yazıldı, çizildi, konuşuldu ki hala da devam ediyor. Bence finansal okuryazarlık açısından Türkiye'de önemli bir adım atıldı diye düşünüyorum. Dolayısıyla swap konusunun yeteri kadar anlaşıldığını düşünüyorum. İlave bir şey söylemeye gerek yok. Ama yine de isterseniz bir iki kelime edebilirim. Swap'ın ne olduğu, nasıl mekanizmanın nasıl çalıştığı konusunda. Şöyle, biz ekonomist olmadığımız ve bizi izleyenlerin hepsinin anlayabilmesi, hepimizin anlayabilmesi için çok basitleştirerek, yani sokaktaki benim gibi çok fazla anlamayan birçok vatandaşımız ya da kafa yormayan bu işlere vatandaşımıza çok sadeleştirerek anlatırsanız çok sevinirim. Peki, teşekkür ediyorum. Efendim, tarihsel olarak sermaye hareketlerinin çok serbest olmadığı dönemde şirketler ellerinde bir para cinsinden fonları var. Fakat belli bir vadede bu fona ihtiyaçları yok. Başka bir para cinsinden fona ihtiyaçları var. Biliyorlar ki bir başka ülkede veya aynı ülkede bir başka şirketin de o parada fazlası var, fonu var. Dolayısıyla bunların ihtiyaç duydukları fonları karşılıklı olarak takas etmeleri, ihtiyaç duymadıkları fonu ihtiyaç duyana vermesi, ihtiyaç duydukları fonu da karşı tarafın ihtiyaç duymadığı fonu alması ve bunun üzerinde de o günkü cari geçerli faiz oranları üzerinden karşılıklı vadede mahsuplaşmaları işi. Ama zaman içerisinde bu giderek gelişti ve sonuçta bir önemli finansal araç haline geldi ve dolayısıyla da şu anda uluslararası piyasada hacmi son derece yüksek bir, özellikle gecelik vadede önemli bir enstrüman. Bizde ne oldu derseniz, yani son geçen hafta Cuma günü ne oldu derseniz, şu oldu. Vatandaş, yabancı Türkiye'de döviz rezervleriyle ilgili rakamlar açıklandı. Bununla ilgili bir takım analizler yaptılar vesaire yaptılar. Ve dediler ki Türkiye'nin kısa vadede mevcut döviz rezervleri yükümlülüklerini karşılamaya yetmeyebilir. Acaba biz bu ülkeye girdik, buradan çıkabilir miyiz dediler ve dolayısıyla da bir takım serbest piyasanın özünü, esasını teşkil eden, farklı yönde farklı pozisyon almayı tanımlayan spekülatif hareketlere giriştiler. Bunun bir suç unsuru, bunun burada bir suç unsuru yok. Dolayısıyla ne yaptılar? Ellerindeki olmayan Türk lirası ile gidip olmayan Türk lirasını bir yerlerden borçlanıp o borçlandıkları Türk lirasını satıp karşılığında
döviz talep ettiler. Bu döviz talebinin sonucunda da dövizin arzı kısıtlı olduğu için fiyatı yükseldi. Dolayısıyla Türk lirasının da arzı şey olduğu azaldığı için Türk lirası değer kaybetmeye başladı. Türk lirasının arzı arttı, dövizin talebi yükseldi, döviz de kıt olduğu için cuma günkü yaşadığımız olayları yaşadık. Yani sonuç itibariyle Londra'daki bankalar ellerinde olmayan Türk liralarını diğerlerden borç alarak o borç aldıkları Türk liraları ile döviz talep etmeye başladılar. Bu tabii Türk lirasının değer kaybetmesine sebep oldu. Türk lirasının değer kaybetmesinin ne tür bir sonuç doğduğunu da biz geçen Ağustos ayında bizzat ülke olarak yaşayarak gördük. Ne oldu? Türk lirası değer kaybettiği için ithal girdilerin maliyetleri arttı. Toptan eşya fiyatı, üretici fiyatları arttı. Üreticinin maliyetleri arttı. Enflasyon arttı. Ve dolayısıyla da ülkede bir hayat pahalılığı ortaya çıktı. Seçimin arafesindeydik ve dolayısıyla da hükümetimiz de aynı durumu yaşamamak için bir tedbir almaya döndü. Aldığı tedbir de şu: Londra piyasasında Türk lirasına yönelik bu spekülatif hareketi önleyecek olan Türk lirasının arzını kısıtladı. Peki Durmuş Bey, şunu sorayım. Şimdi hükümet biliyorsunuz her seçimden önce özellikle ama genel olarak muallak bir düşmanı anlatıyor topluma ya da kendi seçmenine. Diyor ki işte bizi bölmeye çalışanlar var, bizim ülkenin ekonomisinde oyun oynayanlar var, faiz lobisi var, işte Türkiye ekonomik olarak batırmaya çalışanlar var. Bir muallak düşmanla uğraşıyoruz. Buna bir açıklama getirebilir misiniz? Sizce Londra borsası ve bugün dış piyasalar, yabancı yatırımcı diyelim, dediniz ya biraz önce Türkiye'yi riskli buldular ve çıkmak istediler ama bunun kanun dışı bir durumu yok. Bir anlatabilir misiniz? Gerçekten muallak bir düşman mı var? Yoksa bu iç piyasaya mı böyle anlatılıyor? Nasıl görüyorsunuz siz? Yani bu şekilde oyun kurulursa Türkiye doğru bir oyun mu oynuyor? Efendim bu dış düşman işi sorumluluktan kaçmak işi. Eğer sorumluluklarınızı zamanında yerine getirseydiniz, evinizi düzene soksaydınız, ekonominizi düzgün yönetseydiniz, bugün bu tür sorunlarla karşılaşmayabilirdiniz, karşılaşmazdınız. Spekülatif hareket serbest piyasa ekonomisinin içinde ve özünde. Dolayısıyla burada herhangi bir suç unsuru teşkil eden bir şey söz konusu değil. Eğer siz belli bir varlığın fiyatının yükseleceğini, ben aynı varlığın fiyatının düşeceğini tahmin etmesek piyasada hiçbir işlem olmaz. Siz bir görüş sahibisiniz, ben bir görüş sahibiyim. Dolayısıyla onlarca, binlerce piyasa oyuncusu farklı görüşleri olduğu için alışveriş, alım, satım bunun için oluyor. Hepimiz aynı görüşte olsak hepimiz olduğu yerde dururuz. Ve dolayısıyla da bu farklılıktan dolayı hepimiz kafamız, olayları okuyuş tarzımıza göre ya alıcı olarak piyasaya giriyoruz ya da satıcı olarak giriyoruz. Ama bu tür işlerin yoğunluğu belli dönemlerde daha fazla oluyor. Dolayısıyla o zamanlarda siz demek ki ekonominizi bu tür spekülatif saldırılara açık hale getirmişsiniz ve işin özü de para kazanmak olduğu için ve risk almak olduğu için insanlar risk alıyorlar ve siz işinizi düzgün yapmadığınız için de siz bunu doğrudan doğruya kasıtlı, bilinçli saldırı olarak algılıyorsunuz. Bu sistemin özünde var. Ve siz bu buraya gelinceye kadar demişsiniz ki ben uluslararası camianın, finans camiasının saygın bir oyuncusu olmak istiyorum. Dolayısıyla bu oyunculuğun da bir kurallar dizisi var. Ben bu kurallar dizisini kabul ediyorum. Ne yapıyorum? Ödemeler dengesinin üst kısmını, cari kısmını serbestleştirdim. Alt kısmında sermaye hareketlerini serbestleştirdim. Ve ben bu oyunun kurallarını kabul ettim diyorsun. Ve bütün dünyaya da bunu ilan ediyorsun. Ve bu oyun kuralı çerçevesinde de sen kendi ekonomini yönetmeye devam ediyorsun. Bir yerde yanlış yaptıysan, bu tür spekülatif saldırılara ekonomini açık hale getirdiysen, karşı taraf farklı görüşte olanlar bundan yararlanacaktır ve kar etmeye yönelecektir. Dolayısıyla burada
dış düşman aramanın bir anlamı yok. Peki. Ama şu var ise, tamam. Birileri içeriden bir bilgi aldı ise ve dolayısıyla da bu bilgi bazı kişilerin elindeyse ve bunlar sadece bu bilgilerle hareket ediyorlarsa, o zaman burada bir suç unsuru vardır. Yönetime düşen de bunları bulup çıkarmak ve cezalandırmaktır. Dolayısıyla ülkelerin çıkarları var. Bu çıkarı dün böyleydi, bugün böyle, yarın da böyle olacak. Dolayısıyla ekonomi yönetiminin bunu bir veri olarak kabul etmesi lazım. Her an serbest piyasa kuralları içerisinde insanların kar amacı güderek, evet, kar gördükleri bir yere yönelip burada işlem yapabileceklerini kabul etmeleri gerekir. Şimdi biliyoruz ki Merkez Bankası artık bağımsız değil, bağımsız davranamıyor. Gelen talimatlarla davranıyor. Şu anda Merkez Bankası doğru bir şey yapıyor mu? Eğer siz Merkez Bankası Başkanı hala o koltukta oturuyor olsaydınız, bugün gelen talimatları kabul eder miydiniz? Ya da ne derdiniz ekonomi yönetimine? Nasıl görüyorsunuz? Şirin Hanım, siz bana sebebi sormadınız, sonucu sordunuz. Şu anda yapılmış iş bir sonuçtur. Bu sonuçla ilgili tartışıyoruz. Sorulması gereken soru şu: bu noktaya niçin geldik? Eğer baştan beri doğru kararlar alınıp veyahut da alınan yanlış kararlara hayır efendim öyle değil, öyle yaparsanız sonuç böyle olur denilseydi ve iknaya çalışılsaydı güçlü bir şekilde, belki biz bu noktaya gelmeyebilirdik. Dolayısıyla şu anda geldiğimiz nokta, bir sonucu tartışıyoruz biz. Dünya şunu biliyor: Türkiye'nin şu anda 170 küsür milyar dolarlık vadesi gelen bir dış borcu var. Ekonomisi son iki çeyrekte eksi büyüdü. Dolayısıyla yavaşladı, resesyonda. Önümüzdeki 2019 yılının birinci ve ikinci çeyreğinde de bu yavaşlama, bu eksi büyüme devam edecek. Dolayısıyla cari dengesinde bir daralma olacak ki hükümet buna dengelenme diyor. Yani büyümesi eksi olacak. Bizim büyümemiz yabancının tasarrufuyla ithal ettiğimiz ara malı ve ham maddeye bağlı. Dolayısıyla büyüyemeyeceğimiz için cari açığımız azalacak. Orada dengelenmeye doğru gideceğiz. 170 milyar küsur vadesi gelen borcumuzun üzerine 15-20 milyar dolarda cari açık koyduğumuzda 200 milyar dolarlık bir finansmana ihtiyacımız var. Piyasa bunu biliyor. Bu açık ve net ortada, devletin kayıtları. Bunu bilen piyasa, bu ülke bu ortamda nasıl davranır, nasıl davranacak, karar alıcılar bu durumu nasıl yönetecekler diye yakından takip ediyorlar. Geçen hafta açıklanan rakamlar sonucunda gördüler ki ülkenin rezervlerinde önemli bir düşüş var. Bu onlar için tabii bir endişe kaynağı oldu. Girdik, acaba çıkabilir miyiz sorusunu sordular ve dolayısıyla da bunu irdelemeye başladılar ve karar alıcılara soru sordular. Bunun kaynağı nedir? Bu düşüşün kaynağı nedir denildi. Bununla ilgili olarak piyasayı inandırıcı, tatmin edici bir yanıt verilemedi, cevap verilemedi ve bu verilemeyen yanıt güvenet. Zaten yok olan, zedelenmiş olan güveni temelli zedeledi ve insanlar, içeriye para sokanlar tedbirlerini almak üzere cuma gün ortaya çıkan olayı, hareketi başlattılar. Eğer o gün bu rezerv azalışının nedenini açık ve net olarak açıklansaydı, bugün hala bilmiyoruz. Çünkü piyasada dedikodu var. Bu itibar eden var, itibar etmeyen var. Merkez Bankası'nın rezervi hangi kaynaklardan biriktirdiğini, dolayısıyla harcamalarının neye göre olduğunu biliyor. Bunların içerisinde bir tanesi dış borç ödemesi, bir de kamunun ithalatını biliyor. Kamunun ithalatını biliyor. Efendim, dış borç ödemesini de biliyor. Bu rezervdeki azalışı açıklamadığı için ilave acaba ne oldu diyor. O zaman dedikodu başlıyor. Ne oluyor? Kamu bankaları Merkez Bankası'nın rezervini piyasada satıyor, müdahale ediyor diyor. Bir dakika, cevap çok önemli. Sizce ne oldu peki? Diyorsunuz ki zaten ne olabileceğine dair iki kalem var. Bunun dışında bir şey olmuş olması gerek ki rezervler bitmiş. Siz bunu... Dedikodu şu: seçim öncesi kurdaki hareketliliği baskılamak için piyasadaki var olan döviz talebini karşılamak üzere Merkez Bankası doğrudan doğruya müdahale etmiyor, döviz satmıyor ama dolaylı yoldan
Uğur Bey'in biraz önce sizin söylediğiniz arka pencere kapı dediği şeye geliyor iş. Kamudan döviz alma hakkı olan enerji kitleri ve kamu bankaları aracılığıyla üzerinden piyasaya döviz satılıyor ve müdahale ediliyor. Dış dünyanın dedikodusu, algısı bu. Bunun doğru veya yanlış olduğunu şu anda biz herhangi bir kayıtta da görmüyoruz, göremiyoruz. Ama şu anda bu üzerinde ciddiyetle durulan bir şey. Bence geçen cuma gün başlayan olayın tetikleyicisi de burada Merkez Bankası'nın piyasaya net, inandırıcı bir açıklama yapmamış olması. Ortada rezervde bir düşüş var. Fakat düşüşün nereden geldiği açıklanmıyor. Ve dolayısıyla da insanlar endişeye kapıldılar ve dediler ki biz bu piyasadan para kazanabiliriz. Nasıl kazanabiliriz? Gideriz Türk lirasını shortlarız. Yani elimizde Türk lirası yok. Swap yaparız. Bir yerden gider Türk lirasını borç alırız. Aldığımız Türk lirası ile döviz alırız. Evet. Aldığımız dövizin sonucunda Türk lirası değer kaybeder. Günü geldiğinde de daha yüksek fiyattan aldığımız dövizi satarız. Swap'ta ödediğimiz ana para ve faizi kapatır. Üzerinde bir miktar cebimize para kalır dediler ve dolayısıyla da bu yönde para kazanma işine yöneldiler. Bunun adı da spekülasyon. Peki Durmuş Bey, biraz geleceği konuşalım. Şimdi herkes, gerek esnaf olsun, taksi şoförü olsun, iş yapanlar olsun, elinde parası olan, olmayan, yatırım yapacak olan herkes, bizi de gazetecileri de gördüğünde birbirine de aynı soruyor. Ya 1 Nisan sabahı itibaren nasıl bir ekonomiye uyanacağız? Kimi diyor ki Türkiye çöküşe doğru gidiyor, dolar olacak, 9'lar 10'lar. Diğeri diyor ki gerçekten yabancı yatırımcı kaçacak, gidecek, çok zor günlere giriyoruz. Bunlar hep kara tablo çizmek midir, gerçekçi olmamak mıdır? Yoksa doğruluk payı görüyor musunuz? Efendim ben bütün meslek hayatımda hiçbir zaman nokta döviz kuru tanımı yapmadım. Böyle herhangi bir tahminde de bulunmadım. Bundan sonra da bulunmam. Çünkü bu bulunmak önce mümkün değil. Yani bunu nokta olarak nerede, hangi zaman aralığında ne olacağını bilen yok. Bilen olursa bunun Nobel ödülünü alır. Bu bir. İkincisi, ama elimizdeki verilere bakarak doların ve bunun karşılığı olan Türk lirasının yönünün ne olabileceği konusunda tahminde bulunabiliriz, öngörüde bulunabiliriz. Dolayısıyla şu anda elimizde bulunan verilere ve uygulanmakta olan politikalara bakarak Türk lirasının yönü değer kaybetme yönünde seçimden sonra. Biraz, nedeni de biraz önce söyledim, elimizdeki veriler. Ekonomik, burada birbiriyle çelişen iki husus var. Bir tarafta döviz talebini azaltacak olan, dövize olan talebi azaltacak olan cari açığın azalması, içeride üretimin azalması, ham madde ve ara mal ithalatının azalması, dolayısıyla dövize olan talebin azalması Türk lirasına destek verecek. Fakat öbür tarafta bildiğimiz bir borç ödemesi var. Bu da bir stok orada bekliyor. Yıl boyunca ödeyeceğimiz 200 milyar dolara duyduğumuz ihtiyaç. Bu da bir gerçek. Dolayısıyla bir tarafta dövize olan talebin azalması, öbür taraftan yükümlülüklerimizi karşı karşıya koyduğumuzda ikincisinin, yani döviz yükümlülüklerimizin bir yıl içerisinde daha yüksek olduğunu dikkate aldığımızda üretim olmayacağı, ihracat yapamayacağımız, döviz gelirlerimizin de azalacağı için bizim bir şekilde bu parayı bulmamız gerekir. Dünya alem bunu biliyor. Dolayısıyla buradan da hareketle Türk lirasının 2019 yılında şöyle veya böyle arada bazı inişler, çıkışlar vesaireler de olsa yönünün değer kaybetme yönünde olduğunu söyleyebilirim. Başka bir ölçü. Peki. Yıllık enflasyonumuz eğer gerçekleşirse, ki ben inanmıyorum, 15 civarında tahmin ediyor 2019 yılında. Tahmin bu. Yurt dışında da enflasyon %3, arada %12'lik bir fark var. Bugünkü spot kuru %12 şey yaptığınızda, artırdığınızda 6 liranın biraz üzerine geliyor. 6 lira olur, 5.95 olur, 6.20 olur, bilemiyorum. Fakat yön Türk lirasının bu konuda değer kaybedeceği yönde. Ne zaman Türk lirası değer kaybetmez? O ihtiyaç duyduğumuz dövizi karşılayacak olan fonu bulduğumuz zaman. Bu fon nereden gelecek? Ha, şimdi ben orada sorayım. Şimdi o çok önemli. Çünkü biz bir taraftan diyoruz ki gelin bizim Türkiye'ye para yatırın.
Buyurun gelin diyoruz yabancı yatırımcıya. Ama sonra yabancı yatırımcı çıkmak istediğinde hayır çıkamazsın diyoruz. Bu arada ciddi hukuki durum var biliyorsunuz. Yargılamalar var. Türkiye hukuk alanında büyük güvensizlik var. Uluslararası şirketlerin istikrarlı bir bakışı yok Türkiye piyasasına siyasi durumdan dolayı. Yani bu sadece seçimlerle ilgili bir istikrarsızlık değil. Genel bir istikrarsızlık bakışı var. Hukukun ortadan kaldırılması, şirketlere getirilen tutuklamalar, şeffaf olmaması, harcamaların, hiçbir şeyin kamuoyuyla paylaşılmaması gibi. Dolayısıyla bu söylediğiniz parayı Türkiye nasıl bulur? Yabancı yatırımcıyı çekebilir mi sizce seçimden sonra? Nereden gelecek bu para? Şimdi sizi tekrar etmiş olacağım ama bir kere daha söyleyeyim o zaman. Şu anda Türkiye, siz özetlediniz çünkü Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en önemli sorun ekonomide eli taşın altında olan, iş ve aş üretecek, katma değer üretecek kesime yön gösterilememesi. Bu kesimin önünü görememesi. Çünkü başarılı olabilmek için geçmişteki örneklerden hareketle önümüzdeki birkaç yılı görebiliyor olmamız, risklerin ne olduğunu tahmin ediyor olabilmemiz ve bunları alacağımız yatırım, tüketim vesaire her türlü kararda miktarlaması da bilmemiz gerekiyor. Fakat bugün böyle bir şey yok. Ekonomi yönetimi günübirlik yaşıyor. Tabiri caizse sabah bir karar, öğleden sonra bir karar. İşsel tutarlılığı yok. Makro bir bütünlüğü yok. Dolayısıyla biraz önce de söylediğiniz gibi bu para işte nereden gelecek sorusu son derece önemli. Biz bu ekonomi yönetimindeki koordinasyonsuzluğu ortadan kaldırıp bu sorunu ortadan kaldıracak olan üretimi canlandırıp katma değer üretecek ve değer sağlayacak kesimi önünü açıp yön ve yol gösteremediğimiz sürece bu işin içerisinde fasit dairenin içerisinde dönüp duracağız. Döndüğümüz buradan çıkabilmemiz için en az önümüzdeki 2-3 yılı görebilen takvime bağlanmış o takvim süresinde neyin nasıl yapılacağını, miktarların nereden nereye nasıl hangi tedbirlerle politikalarda geleceğini gösteren ve dönemin sonucunda da o politikalar çerçevesinde bunları öngörmüştük ve şunlarla yapacağımızı söylemiştik. Dönemin sonunda bu politikaları kullandık, şu noktaya geldik ve dolayısıyla sonuç budur diye toplumla 3'er aylık, 6'şer aylık dönemlerde bunları paylaşmamız lazım. Bunları yapmadığımız sürece günübirlik politikalarla bu işin içerisinden çıkmamız mümkün değil. Bir kriz ortaya çıktığında maalesef bütün dünyada bu böyle. Önce bu inkar edilir. Bunun geçici olduğuna gerçekten samimi olarak inanılır, tedbirler alınır. Dolayısıyla toplumu rahatsız etmeyelim diye yoktur öyle bir şey denilir. Bu krizin inkar aşamasıdır. Biz şu anda hala inkar aşamasındayız. Bunun üzerine bir de korku dönemi geldi bizde. Çünkü artık panik ve korku dönemine girdik. İkisini birlikte yaşıyoruz. Bu korku ve panik döneminden çıkabilmemiz için şeffaf olmamız lazım. Bir plan ve proje dahilinde eylemlerimizi ortaya koymamız lazım. Şu anda bu ortada yok. Dolayısıyla para nereden gelir? Dolayısıyla bu döviz kuru seçim sonrasında ne olurun cevabı burada yatıyor. Peki. Türkiye kendi imkanlarıyla, kendi bilgi ve becerisiyle bir istikrar programı hazırlar ve bunu da bir takvime bağlar ve bunu rakamsallaştırır ve toplumun da desteğini alır ise bu bir çözüm yoludur. Fakat bunun eksik tarafı ihtiyaç duyduğumuz, biraz önce söylediğim bu döviz yabancı kaynağı nereden bulacağız? Dolayısıyla bu kendi iç bünyemizde yapacağımız makro düzeyde içsel tutarlı olan bu program yapabiliriz. Bu mümkün. Ama evet. Dövizi nereden bulacağız sorusu önemli. Bunun da Avrupa Birliği'nden, Çin'den vesaireden geleceğini düşünmüyorum ben. Peki bu karşımızda kala kala bir IMF kalıyor. IMF'ye gidilsin mi gidilmesin mi bu hükümetin tercihindedir. Ama bana göre bu kaynak ancak IMF'nin gözetim ve denetimi sağladığı bir ortamda sağlanabilir.
Bu önemli, bu önemli Durmuş Bey. Siz yakından tanıyorsunuz hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem yönetim kadrosunu. Daha önce söylenmiş sözler var. Bir daha asla IMF'ye muhtaç olmayacağız diye. Ama ekonomistler Türkiye'de diyorlar ki sizin de dediğiniz gibi başka çare yok. Siz önümüzdeki orta vadede, yani orta vadede diyelim daha doğrusu, Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi doğru adımları atmazsa tek seçeneğin IMF olduğunu söylüyorsunuz. Doğru mu? Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu kabul edebilir mi? Ne şartlarda kabul eder? Analiz eder misiniz? Şimdi bu sorduğunuz soru son derece zor bir soru. Fakat geçmişte yapılanlar, gelecekte yapılanlara eğer bir ışık tutacaksa siyasetçiler çoğu zaman çok U dönüşü yaptılar. Yani burada da yapabilirler. Burada da yapabilirler. Yani Körfez ülkelerinden gelecek olan 3 milyar dolarla, 5 milyar dolarla veyahut da Çin'den gelecek 3 milyar, 5 milyar dolarla bu iş hallolmaz. Ben şahsen IMF'nin Türk ekonomisinin yönetimine ortak edilmesini istemiyorum. Ortak edilmesini istemiyorum. Çünkü IMF'ye gittiğiniz zaman o sizin ekonomi yönetiminize ortak oluyor. Onun da temsil ettiği çevreler var. O çevrelerin çıkarlarını bu ülkelere bir şekilde empoze ediyorlar. Bu da bizi ta başta söylediğim duruma getiriyor. Keşke evimizi düzgün yönetseydik de bugün geldiğimiz noktaya gelmeseydik ve bunları konuşuyor olmasaydık. Benim şahsen IMF'den beklediğim, eğer giderse hükümet, beklediğim bir tane şey var. İyi sonuç var. O da şu. Biz şu anda kamunun ürettiği rakamlar konusunda el yordamıyla gidiyoruz. Rakamlar konusunda çok fazla güven yok. Hele hele bazı konularda şeffaflık hiç yok. Özellikle kamu özel işbirliği konusunda yapılan projelerle ilgili olarak kamunun üstlendiği yükümlülükler nedir? Bunların yıllık bazda, 2 yılda, 3 yılda, önümüzdeki dönemde kamu maliyesi, bütçesi üzerine ne tür yükler getireceği, bunların maliyetleri ne olacağı konusunda çok fazla bilgi sahibi değiliz. Kamuya ne sızarsa onun üzerinden hareket ediyoruz. Biz şu anda Türkiye ekonomisinin gerçek resmine sahip değil olmadığımızı düşünüyorum. Onun için de IMF'nin faydası şu olacak. Çünkü 186 ülke var. IMF'de yükselen ülkeyi temsil eden 24 tane board üyesi var. Orada bir ülke şunu görmeyelim, bunu görmeyelim demek durumu söz konusu değil. Açık ve net resmi biz burada görebiliriz. Bu açık ve net resmi gördükten sonra da önümüzü daha iyi görür, kararlarımızı daha etkin olarak alabiliriz. IMF'nin en önemli faydası bu olacaktır diye düşünüyorum. Ama ufukta bir IMF görünüyor diyorsunuz yani. Şartlar böyle bir şeyi gerekli görüyor, var ortada. Fakat bu siyasi irade bunu yapar mı yapmaz mı onların takdirine kalmış. Peki. Yapar mı yapmaz mı sorusunun cevabı da şu. Yani IMF'ye bu kadar negatif yaklaştıktan sonra tekrar gidip IMF ile el sıkışır mı dersen, geçmişte U dönüşü yaptıklarını çok gördük. Bu kere de yapabilirler diyorum. Mesela Türk Hava Yolları'nın %40 küsurluk hissesinin Katarlara satıldığı haberleri var. Bir türlü bu bir dedikodu olarak dönüyor. Bu Tamam işte gibi yöntemler... bütün sorun bu. Bütün sorun bu. Buradan hareket ediyoruz. Şeffaf değiliz. Dolayısıyla doğru reçete yazabilmemiz için teşhisimizin doğru olması lazım. Doğru teşhis yapabilmek için de doğru rakamlara ulaşmamız lazım. O ortalıkta yok. Mesele bu. Peki, bir fazla daha vaktinizi almayacağım ama son şunu sorayım. Şimdi biliyorsunuz çok da daha doğrusu Temmuz ayındaki döviz krizinde de çok konuşulmuştu. Yani bütün herkesin söylediği şu: eğer faizleri yükseltirsen kuru düşürürsün. Değil mi? Böyle bir yani basitçe anlatabileceğimiz tabii bir ekonomist olarak söylemiyorum ben. Halkın diliyle söylüyorum. Ama mesela faizlerin yükseltilmesine kesinlikle karşı çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Faiz lobisi bu ülkede iş yapamayacak diyor. İşte ekonomi üzerine oyunlar oynanıyor. Başında da konuştuk. Sizce bugün IMF'ye bile gitmeden geçmişteki hataları dediniz. Önemli bunlar ama yarın sabah uyanıp çok spesifik soruyorum. 1, 2, 3 madde ne yaparlarsa biraz gidişata pozitif
yön vermiş olurlar. Siz olsanız ne yapardınız? Bugün Merkez Bankası Başkanı olsanız. Şimdi efendim, şu anda ortaya çıkan durum çerçevesinde şöyle açıklamalar var. 2001 krizinde gecelik faizler %7000'e tırmanmıştı. Bugün Londra swap piyasasında %1000'ler konuşuluyor ve geriye kaldı. Ama deniliyor ki 7000'lere çıkan bankalarda para piyasasında gecelik faiz Türkiye'nin içerisindeydi ve dolayısıyla Türkiye ekonomisini birebir etkiliyordu. Dolayısıyla Londra'daki %1000'likler ya bunu kıyaslamamak lazım. Belli yere kadar bu açıklama doğru. Fakat bu er veya geç, bu %1000'ler, %250'ler, %300'ler bir şekilde bizim ekonomimize yansıyacaktır. Yani biz şu anda elimiz üstün olduğu için bu insanları yurt içinde hapsettik. Bunlar bizden bir tokat yediler. Bu bir tokat yediler. Bununla övünebilenler de çıkabilir. Bununla alkışlayanlar da çıkabilir. Fakat son tahlilde biraz önce de söylediğim gibi bu ülke bu 200 milyar doları bulmak zorunda. Ve bu da sıcak para şeklinde gelecek. Ve bu insanlar acaba uluslararası camianın etkin ve saygın bir oyuncusu olacağım dedikten sonra, kambiyo kontrol rejimlerini ortadan kaldırıp sermaye hareketlerini serbest bıraktıktan sonra bu tür eylemlere girişmek, likiteyi kurutmak uzun vadede bu ülkenin ne kadar menfaatine, herkes bunun üzerinde düşünsün, bunun içeride çok önemli yansımaları olacaktır diye düşünüyorum. Sorunuza gelince, ne yapılabilir sorusuna gelince, bence birinci aşama şu krizin var olduğunu kabul edip toplumla gerçekten doğru rakamlar üzerinden iletişime geçip toplumun bu konuda desteğini almak ve dolayısıyla da bu destek çerçevesinde artık ayağımızı yorganımıza göre uzatacak ve bütçeyi vesaireyi de disiplinleyecek, gereksiz harcamalardan uzak durup uzaklaşıp artık ekonomiyi önce bir zapturap altına alıp ve buradan da üretime yönelecek tedbirleri almak. Bunlar akşamdan sabah olacak değil. Fakat akşamdan sabah olacak olan şey sorunun var olduğunu kabul etmek ve toplumun desteğini almak. Krizin var olduğunu kabul etmek. Yani kabul etmek, evet. Bir krize yaşayacağımızı bilmeli ve bir evet. Sürede yaşayacaktır diyor musunuz? Aynen öyle. Evet. Peki, kapatmadan elime şimdi bilgi verdi. Merkez Bankası döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satış sınırını %20'den %30'a çıkarıldığını açıklamış. Bu iş dünyası için de önemli. Ne diyorsunuz? %20'den %30'a çıkarılmış swap satış sınırı. Bunu nasıl analiz edersiniz? Şu anda gelen bilgi. Merkez Bankası açıkladı. Yani biraz gevşeme olmuş. Yani sonucu ne olur? Yani şu anda var olanı biraz gevşetiyor, yumuşatıyor. Yumuşatıyor. Evet. Peki, son olarak Durmuş Bey, siz İYİ Parti olarak Mansur Yavaş'la da birazdan mitinge gideceksiniz galiba, ona eşlik edeceksiniz. Ankara Ticaret Odası'na gideceğiz, evet. Gideceksiniz. Peki, miting değil toplantıya. 1 Nisan sabahı ne bekliyorsunuz diye sorayım, öyle de kapatalım. Mansur Bey özelinde sordunuz. Ben de özelinde cevap vereyim. 1 Nisan sabahı Mansur Bey Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı ve makamına da oturacak. Yani böyle oturtmayız, yapmayız, etmeyiz. Bunlar seçim döneminde söylenen şeyler. Mansur Bey seçimi kazanacak ve makamına oturacak. Peki, İstanbul ve İzmir'de de muhalefet cephesi, yani İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı önde gözüküyor 1,5 puan gibi. Efendim, ben Anadolu'da şunu görüyorum, yani Uşak'a gittim. Uşak'ta bizim seçimi kazanma ihtimalimiz de son derece yüksek. Evet. Fakat vatandaşta şu algı var, biz Ankara'yı da, İstanbul'u da, İzmir'i de, Adana, Bursa'yı da veya başka şeyleri de alacağız. Fakat sorunumuz şu, bu iktidar oy çalabilir. Bu konuda çok derece maharetli. Dolayısıyla %1'lik, 2'lik barajlar bizi kurtarmayabilir. Dolayısıyla son güne kadar
bardağın dolu tarafına değil boş tarafına bakıp gayretlerimizi artıralım. Marjı artıralım ki oylar çalınamasın. Aradaki fark kapatılamasın. Vatandaşta böyle bir algı var. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Durmuş Yılmaz. Sağ olunuz. Geldiniz, katıldığınız için. Seçimlerden sonra tekrar ekonomi değerlendirmesi yaparız. Seçim sonuçları tabii bu pahalılıkta ilgilendirecek. Kazanana göre siz piyasalar, dünya piyasalarında tepki vereceğini düşünüyorsunuz herhalde, değil mi? Örneğin muhalefet cephesi yerel seçimleri güçlü bir şekilde alırsa bu dünya piyasalarına nasıl yansır sizce? Bir güvensizlik olarak yansır mı ya da istikrarsızlık? Yani başlangıçta belki olumsuz yaksayabilir ama kısa sürede bu olumluya dönecektir. Peki. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam.